اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصاعة وفي كل الصاعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرى الزكاة وتمتئه فيها طويلا. İbadet ve itaatlerimizin kabul olmasına, akıbetlerimizin hayırlı olmasına, Kur'an Resulullah ve Ehl-i Beyt Resulullah'ın şefaatlerine nail olabilmemize ve İstanbul Anadolu yakasında, Sancaktepe bölgesinde ve Mustafa Kemal Mahalle bölgesinde Ehl-i Beyt'in güzel fidanlarını dikip de o fidanların meyvelere dönüşmesinde hepimizin vesile olmasında ama bu vesilenin bir an evvel gerçekleşmesi için bir hadis-i salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Evet arkadaşlar, Muharrem ayından yani matem başlamadan önce nerede kalmıştık sizlerle? Ehl-i Beyt mektebinin inançlarının ve Ehl-i Beyt imamlarının hakkaniyetinin ve Şia inancının amellerinin hem furu'da yani ahkam-ı amelide hem de inançta, itikatta Şia dünyasının inanç ve amellerinin birçoğunun Ehl-i Sünnet kaynaklarında var olduğunu ispat ede ilerlemiştik. En son kaldığımız noktadan tekrar başlıyoruz. Biz Şia dünyası diyor ki Peygamber Efendimiz'den sonra 12 imam, Ehl-i Sünnet dünyası diyor ki Peygamber Efendimiz'den sonra halifeler. Bu halifelerin de zaten sayısı belli değil. Yani halifelerin silsilesine bakarsan 18 midir, 28 midir, 22 midir? Çünkü Peygamber Efendimiz'den sonra Hazreti İmam Ali aleyhisselam Ehl-i Sünnet ekoli inancında nedir? Dördüncü halifedir. Hazreti Ali aleyhisselamdan sonra Ehl-i Sünnet ekoli İmam Hasan'ı halife olarak kabul eder. Yani beşinci halife olarak kabul eder. İmam Hasan'dan sonra Muaviye'yi kabul ederler. Yani Muaviye'den itibaren artık başlar Emevi ve Abbasi halifeleri ilerlemeye tarih sürecinde. Biz diyoruz ki biz neden 12 imam diyoruz? Yani Peygamber Efendimiz'den sonra dinin kaynaklarının Peygamber Efendimiz'in şehrinin kapısının 12 imam olduğunu savunmamızın sebepleri, çünkü bu konuda Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayet var ve Ehl-i Sünnet'in kendi eserlerinde, kendi kaynaklarında, kendi hadis kitaplarında, tarih kitaplarında, tefsir kitaplarında binlerce delil var. Yüzlerce demiyorum, binlerce delil var. Daha önce biz Hayber Savaşı'nı sizlerle konuşmuştuk değil mi? Hayber Savaşı'nın geçtiği bir diğer kaynak Sahih-i Buhari'nin 6. cildinin 2151. sayfası, yalnız Sahih-i Buhari'nin Türkçesi tercümesinde vardır bu. Ötüken Yayın Evlerinin tercümesidir bu elimdeki kaynak. 6. cilt sayfa 2151'de Hayber Savaşı geçmek Hazreti Ali Aleyhisselam hakkında. Yine Hayber Savaşı 8. ciltte geçiyor. Ötüken Yayın Evlerinden çıkan, tercüme olunan Buhari'nin tercümesinin 8. cildinde yine Hayber Savaşı 3932. sayfede. Yine 9. ciltte Menzilet hadisi geçiyor. Biliyorsunuz Menzilet hadisi neydi, daha önce anlatmıştım. Ey Ali, Harun Musa'ya hangi konumda ise sen de bana aynı konumda isin. Şu farkla ki benden sonra peygamberlik yoktur. Kur'an-ı Kerim'de ne diyordu bu olay hakkında? Harun Musa'nın kardeşidir. Harun Musa'nın vasisidir. Peygamberimiz ne buyuruyor?
Harun Musa'ya neyse sen de bana olsun. Yani İmam Ali peygamberimize kardeştir. İmam Ali peygamberimizin vasisidir. Bu olay Buhari'nin 9. cildinde 4104. sayfasında geçiyor. Geliyoruz şimdi başka konulara. Kur'an-ı Kerim'den sonra hadis kaynaklarına baktığımız zaman, ki Adana'da da ben bu konuyu inceledim, bu konuyu anlattım. Şu anda yeryüzünde bir sürü mezhep var. Hatta bu mezhepler içerisinde Ehl-i Sünnet'in kendisi ki diyor, dört hak mezhep diye nitelediği dört mezhebin içerisinde binlerce ihtilaf var. Hem ahkam-ı amelide hem inançta. Bir sürü ihtilaf var. Bir besmele konusunda 4 ihtilaflı görüş var. Bir el bağlama konusunda farklı görüşler var. Yani bu 4 mezhep içerisinde göbeğin altından mı bağlanacak, üstünden mi veya efendim göğsün üzerinde mi? Bir sürü farklı uygulama, farklı görüş, birbiriyle çelişen, birinin efendim temiz dediğine bir diğeri necis diyor. Efendim birinin helal dediğine bir diğeri haram diyor. Bakın şu dosyada çıkacak inşallah önümüzde. Özellikle ben bu konuda 100 madde çıkarmışım. 100 Ehl-i Sünnet'in 4 mezhebi içerisinde böyle bilindik 100 konuda ihtilaflı görüşler. Ki ileriki konularda karşımıza çıkacak. Diyoruz ki Müslümanlar neden bu hale düştü? Peygamberleri bir, kitapları bir. Yani bir zümrenin kaynağı Allah ise, kaynağı Kur'an ise, kaynağı peygamber ise, Allah muhakkak bir konuda bir şey söylemiştir. Allah bir yerde efendim köpeğe necis, başka bir de köpeğe temiz der mi? Necisse necis der, temizse temiz der. Ama biz bakıyoruz ki Allah'a iman getiren, yani Allah'ı bir, peygamberi bir, Kur'an'ı, kitabı bir, kıblesi bir olan Müslümanların bir sürü farklı inanç görüşleri var. Her şeyleri bir olan bu Müslümanların bu hale gelmelerinin sebebi nedir? Diyoruz ki sebep Peygamber Efendimiz'den sonra gidilen kapılardır. Gidilen kapılar. Peygamber Efendimiz'den sonra Müslümanlar kimisi o dönemin efendim çete liderlerinin kapısına gittiler. O dönemin eşkıya başlarının kapısına gittiler. Kimisi o dönemin puta tapanlarının kapısına gittiler. Kimisi o dönemin efendim adillerinin kapısına gittiler. Kimisi de o dönemin masumlarının kapısına gittiler. Dolayısıyla herkes gittiği kapıdan farklı şeyler aldı. Herkes ki gittiği kapıdan farklı şeyler aldı. Böylelikle Müslümanların içerisinde Peygamber Efendimiz'den sonra hizipleşmeler başladı. Çünkü neden? Farklı ekoller, farklı kapılar. Diyoruz ki efendim falanca grup falan kapıya gitmiş. A kapısına, falan grup B kapısına, falan grup C kapısına. Bu kapılar içerisinde Allah-u Teala hangisini sırat-ı müstakim olarak kabul ediyor? Allah sırat demiş, sırat-ı müstakim, ihdina sırat-ı müstakim, bizi doğru yola hidayet et. Allah-u Teala bu sırat-ı müstakim olarak hangi kapıyı kabul ediyor? A kapısı mı sırat-ı müstakimdir? B kapısı mı sırat-ı müstakimdir? C kapısı mı, hangi kapı sırat-ı müstakimin misyonunu temsil ediyor? Diyoruz ki Peygamber Efendimiz döneminde Peygamber Efendimiz'in dışındaki kapıların hepsi batıldı. Bir kapı vardı. Ama o gün Yahudilerin kapısı açıktı. Çünkü o kapıdan girenler vardı. Kapalı değildi.
Hristiyanların kapısı açıktı, müşriklerin kapısı açıktı, kafirlerin kapısı açıktı, yıldıza tapanların kapısı açıktı, hepsi, bütün kapılar açıktı. Ve bazı insanlar o kapılardan içeriye girmişlerdi. Ancak bu kapıların hepsi batılı ve iblisi temsil eden kapılardı. Hakkı, Allah'ı temsil eden tek kapı Peygamberimiz. Muhammed ve Ali Muhammed selavat. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Peki, bunu bu noktaya kadar bütün Müslümanlar kabul ediyor. Evet diyor, doğrudur. Peygamber Efendimiz'in döneminde hakkı temsil eden tek adres, tek kapı Peygamberimiz idi. Diyoruz peki kardeşler, Peygamber Efendimiz'den sonra sırat-ı müstakimi, hakkı temsil eden kapı hangisidir? Çünkü bakıyoruz, Peygamber Efendimiz'in zamanında Peygamberimiz'in kapısından şehre gidenler, Peygamberimiz'in huzuruna varanlar, Peygamberimiz'den sonra kapıları çoğalttılar. Kapıları çoğalttılar. Dolayısıyla bu çoğalan kapılar içerisinde hangisi Peygamberimizi temsil ediyor? Hangisi sırat-ı müstakimin misyonunu temsil ediyor? Allah-u Teala ve Peygamber Efendimiz hangi kapıyı onaylamıştır? İşte Müslümanlar arasındaki ihtilafların sebebi Peygamberden sonra o kapıların çoğalması. Ha biz bakalım, bu kapılardan hangisi onaylanmıştır? Hak tarafından, Allah tarafından hangisi tescillenmiştir? Bakınız, Kur'an'ın Talak suresinin 11. ayeti. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Talak suresinin 11. ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki, اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ zikren resulen yetlu aleykum ayatillah. Tane tane, kelime kelime ayeti tercüme ediyorum. Enzelallahu aleykum, nazil etti, gönderdi sizlere Allah. Allah sizlere nazil etti, Allah sizlere gönderdi aleykesselam. Neyi gönderdi? Zikren, zikri gönderdi. Zikri. Zikri ne olarak gönderdi? Resulen, elçi olarak gönderdi. Zikri elçi olarak gönderdi. Peki, elçi ünvanında gönderilen bu zikir ne yapar? Yetlu, tilavet eder sizlere Allah'ın ayetlerini. Dikkat ettiniz mi? Tilavet eder sizlere Allah'ın ayetlerini. Burada Ehl-i Beyt'in velayetini kabul etmeyen ilim adamları diyorlar ki ayette geçen zikirden maksat Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in kendisinde Kur'an'a verilen isimlerden bir tanesi zikirdir ve bu Kur'an'ın isimlerinden bir tanesi zikirdir sözü doğrudur. Neden? Çünkü Haşr suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرِ. Bu zikri biz gönderdik. Ve اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Ve onu biz koruyacağız. Zikri biz gönderdik ve onu biz koruyacağız. Ha, buradaki Allah'ın koruyacağız diye vaat ettiği, vaatte bulunduğu zikirden maksat Kur'an-ı Kerim'dir. Diyoruz ki tamam, Kur'an-ı Kerim'deki Kur'an'ın isimlerinden biri zikirdir, biri rahmettir, biri şifadır, biri Furkan'dır. Kur'an'ın birçok ismi var. Ancak bu ayetteki zikirden maksat Kur'an değildir. Talak suresi 11. ayetinde geçen zikirden maksat Kur'an değil. Neden? Çünkü zikir kelimesinden sonra bir Resul kelimesi var. Allah zikri Resul olarak gönderdi. Çünkü Resul kelimesinden sonra zikrin ne yaptığını Allah-u Teala açıklıyor. Zikir ne yapar? Yetlu aleykum ayatillah. Tilavet eder sizlere Allah'ın ayetlerini. Eğer desek ki Talak suresinin 11. ayetindeki zikir kelimesinden maksat Kur'an'dır, o zaman nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Kur'an'ın kendisi kendisini tilavet eder. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey mümkün değil.
Kur'an'ın kendisi kendisini tilavet etmiyor. Böyle bir özellikten yoksundur Kur'an. Hazreti Ali'nin kendisi buyuruyor. O Allah'ın kitabıdır. O sessizdir, samittir. Öyleyse onu konuşturunuz. Öyleyse onu konuşturunuz. Yani Kur'an kendisi kendisini tilavet etmez. Kitabı tilavet eden kimdir? Kitabı tilavet eden peygamberlerdir. Cuma suresinin 5. ayetinde Vellezi ersele. Şu Kur'an-ı Kerim'i bana hemen getirin bir. Aleyküm selam. Bir salavat çevirin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bakınız. Selamun aleyküm. Resul kelimesine baktığımız zaman Kur'an'ı kim tilavet eder? 553. Evet, Kur'an-ı Kerim'i kim tilavet eder? Buyuruyor ki يُثَبِّهُ لِلَّهُ وَالَّذِي بَأَسَ. Evet. وَالَّذِي بَأَسَ فِي الْاُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ. İkinci ayet. وَالَّذِي بَأَسَ فِي الْاُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ. Allah onlara kendilerinden resuller gönderir. Resul gönderir. Resul, Resul ne yapar? يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. Onlara Allah'ın ayetlerini tilavet eder. Cuma suresinde görüyoruz ki ayetleri tilavet eden kimdir? Resul. Ayetleri, kitabı Resul tilavet eder. Kitabın kendisi kendisini tilavet etmez. Cuma suresi 2. ayet. Dolayısıyla Talak suresi 11. ayette de buyuruyor ki zikir Resul unvanında gönderilmiştir. Resul unvanında gönderilen o zikrin işi nedir? Yetlu aleykum ayatillah. Allah'ın ayetlerini sizlere tilavet eder. Demek ki Talak suresi 11. ayetindeki zikirden maksat Kur'an'ı bizlere tilavet eden Peygamber Efendimiz'dir. Buradan anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim'de zikredilen sıfatlarından bir tanesi zikirdir. Geliyoruz Nahl suresinin 43. ayetine. Nahl suresi 43. ayette Allahu Teala buyuruyor fes'alu ehlez zikr in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyor iseniz gidin zikir ehline sorun. Talak suresi 11. ayette zikir kimdi? Peygamber Efendimiz. Nahl suresi 43. ayette Allah buyurmuyor mu eğer bilmiyor iseniz zikir ehline sorun. Yani peygamberin ehline sorun. Peygamberin ehli kimdir? Bütün kaynaklar diyor ki peygamberin ehli ehli beytidir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz döneminde Allah'ı temsil eden ve sırat-ı mustakimi temsil eden Peygamber Efendimizin kendisiydi. Onun döneminde bir ikinci kapı batıl idi. Üçüncü, dördüncü, beşinci kapıların hepsi batılı temsil ediyordu. Peygamber Efendimiz'den sonra sırat-ı mustakimi, peygamberi, Kur'an'ı, Kabe'yi, İslam'ı, Allah'ı temsil eden yegane kapı Ehl-i Beyt kapısıdır. İmam Ali kapısıdır. Çünkü Kur'an ayetlerinde bunu açık ve net olarak bize söylüyor. Hatta gidiyoruz şu Şuara suresi 214. ayete. Şu Şuara suresi 214. ayette ve enzir ashiretekel akrabin, yakın akrabalarını uyar. Kur'an'ın ayeti. Ve anlatacağım olay Ehl-i Sünnet'in yüzlerce kaynağında yazılmış. Yakın akrabalarını uyar, yakın akrabalarını uyar ayeti ne zaman nazil oldu? Peygamber Efendimiz 40 yaşında peygamberliğini açıkladı. 3 sene peygamberliğini gizli olarak yaptı. O gizlilik döneminden sonra artık Allah buyurdu ki artık açıkla. Akrabalarından başla. Akrabalarından risaletini, tebliğini başlat artık. Açıkla, insanlar duysun peygamberliğini. Şimdi Peygamber Efendimiz peygamberliğini açıklayacak.
3 yıl peygamberliğini gizli yapmış, açıklayacak. Ve bu iş için bir yemek düzenliyor. Ki özet geçiyorum. Bir yemek düzenliyor. Hatta davetlilerin bile Hazreti Ali vasıtasıyla çağrılmalarını, davet edilmelerini, yani görevi Hazreti Ali'ye veriyor. Ali bir yemek hazırlasınlar. Hazreti Ali yaşça da küçük o dönemde. Ve toplantıda Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ben size şu Ebu Kubeys Dağı'nın arkasından büyük bir düşman kitlesinin Mekke şehrine saldırdığının haberini ve Mekke'ye geldiklerinin haberini söylersem siz bana inanır mısınız? Diyorlar ki evet, sen çünkü Muhammedül Emin'sin, bugüne kadar biz senden yalan bir söz duymadık. Bu ikrarları aldıktan sonra Peygamber Efendimiz buyuruyor ki قُولُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلُهُ La ilahe illallah deyin, kurtuluşa erin ve ben Allah'ın Resulüyüm. İsa'ya nazil olan melek bana nazil oluyor. Musa Nebi'ye nazil olan melek, peygamberlere nazil olan melek bana nazil oluyor. Ve kim bu işte bana yardım sözü verir ve bu işte bana yardımcı olursa o benim kardeşimdir. Bakın, benim kardeşimdir ve benden sonra benim vasim ve vezirimdir. Bunu söylüyor. Bunu söyleyince kimseden orada ses çıkmıyor. Hazreti Ali kalkıyor, diyor ben ey Allah'ın Resulü. 3 defa peş peşe. Bu olay 3 defa gerçekleşmiş yani. Her defasında Peygamberimiz buyuruyor Ali sen otur. Yine Peygamberimiz aynı sözü söylüyor. Yine aynı sözü söylüyor. En sonunda Hazreti Ali her defasında kalkınca 3. defadan sonra Peygamber Efendimizin sözü aynen şu. Bu benim kardeşim. Bu benim kardeşim. Vasim ve sizin aranızdaki halifemdir. Onu dinleyin ve ona itaat edin. Nasıl Resulullah emrinin aliyyum veliyyullah selavat. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve cümle. Peygamber Efendimiz o gün ne için toplanmışlar oraya? Peygamberliğini açıklayacak. Yani Peygamber Efendimiz peygamberliğini açıkladığı gün aslında velayeti de hilafeti de açıklamış oldu. İkisi aynı günde açıklanmış oldu. Ve bunu bu anlattığım haliyle yazan ehli sünnet kaynaklarına bakıyorsun. İnsan bu kaynakları gördüğü zaman hayret etmemesi mümkün değil. Diyor ki kardeşim, bu kadar aliminiz yazmasına rağmen niye bunları yok sayıyorsunuz? Niye kabul etmiyorsunuz? Mesela Taberi tefsirinin 19. cildinde yazmış bu olayı. Cilt 19 sayfa 68. Celaleddin Suyuti Durrul Mensur tefsirinin 5. cildinin 97. sayfasında anlattığım şekliyle yazmış. Salebi yine tefsirinde yazmış. Ondan sonra El Kebir tefsirinde var. Tefsiri Kebir Taberi'nindir. İbni Kesir yine kendi tefsirinde yazmış. Taberi Tarihul Umem vel Muluk'ta yazmış. Sayfa 217'de. İbni Esir Kamil isimli tarih kitabında yazmış. Cilt 2 sayfa 22'de. Ebul Fida kendi tarihinin 1. bölümünün 116. sayfasında bu olayı anlatıyor. Nesai Hasaisul Aleviye kitabının 6. sayfasında yazmış. Müstedeki Sahihin 3. bölümün 123. sayfasında. Bir sürü kaynak. Diyoruz ki bir sürü kaynak bize, kendi kaynaklarınız açıksa şunu diyor ki, Peygamber Efendimiz peygamberliğini açıkladığı gün İmam Ali'nin kardeşliğini, velayetini, hilafetini risaletle yan yana açıklamıştır. Yani risalet hiçbir zaman velayetten ayrı olmadı ki. Peygamber hiçbir zaman Ali'den ayrı olmadığı gibi Ali aleyhisselamdan, risalet de hiçbir zaman imametten, velayetten ayrı hareket etmedi. Aynı günde açıklanmasının neticesinde biz bu kanıya varıyoruz. Bir diğer delil, diğer delil nedir? Sizin veliniz ancak ve ancak Allah'tır. Biliyorsunuz velayet ayeti. İnnemâ veliyyukumullah ve resûlühü vellezîne âmenüllezîne yugînûnessalât ve yûtûnezzekât. Rükû halinde zekat verenler. Rükû halinde zekat verenler sizin velinizdir. Bu ayeti defalarca anlatmışız. Onun için bir daha anlatmak gereği duymuyorum. Sadece kaynaklara bakın, şu mavi yazıların hepsi bu olayın kaynaklarıdır. Gördünüz mü? Bakın aşağı yukarı burada 30'dan fazla kaynak var. Hepsi Ehl-i Sünnet kaynağı.
hadis kaynakları, tarih kaynakları, tefsir kaynakları burada yazıyorlar ki Hazreti Ali namazda rükû halindeyken yüzüğünü zekat olarak verdi. Zekat olarak. Ayet ne diyor? Sizin veliniz Allah'tır, Resulüdür. İman getirip salih amel yapıp rükûda zekat verenlerdir. Rükûda bir kişi zekat vermiş. Bu kadar kaynak da diyor ki o bir kişi İmam Ali'dir. Kendi kaynakları bunu diyor. Dolayısıyla ayet açık bir şekilde bize ne diyor? Allah açıkça diyor ki ey Müslüman senin velin benim. Senin velin peygamberdir, senin velin İmam Ali'dir. Bunu ayet söylüyor. Şimdi biz ayetimi dinleyelim yoksa peygamberden sonra açılan sahte kapılardan mı içeri girelim? Kadir Ruhum'da nazil olan ayeti anlatmışız değil mi sizlere? Bakın bu sayfanın tamamı 356 tane ehli sünnet aliminin eserleri, kaynakları Kadir Ruhum olayının belgesi. Bakın 356 tane. Bu 356 tanenin içinde tarihçi var, hadisçi var, tefsirci var. Peygamber Efendimizin Kadir Ruhum'da ben kimin mevlası isem Ali onun mevlasıdır sözünü 356 tane ehli sünnet alimi yazmış. Bir diğer ayet Ulul Emr ayeti. Ulul Emr ayeti hangi ayettir? Allah-u Teala Nisa suresinin 59. ayetinde ne buyuruyor? İtaat edin Allah'a. Ya eyyühellezine amene eti'ullah ve eti'urrasul ve ulil emri minkum. İtaat edin Allah'a, itaat edin Resulüne ve içinizdeki emir sahiplerine. Emir sahibinin Türkçedeki anlamı yöneticilerdir. Şimdi desek ki Peygamber Efendimiz'den sonra emir sahiplerinden biri Yezid'di. Yezid idi. Şimdi Yezid'e itaat etmesek günahkar mı oluruz? Maymun oynatıyordu. Yezid'in şaraptan havuzu vardı. Şaraptan havuzu. Yezid Kabe'yi yıktıran adamdır. Yezid Medine'nin namusunu 3 gün askerine helal edip de atlarını Mescid-i Peygamber'e bağlatan adam. Yezid İmam Hüseyin'in mübarek başının bedeninden ayrılmasını emreden melun. Şimdi Yezid 3 yıl hükümetin başında kalmış. Şimdi bu Yezid bu ayete göre emir sahibi midir? Ona itaat etmeyenler günahkar mı olur? Ona itaat edenler Allah'a mı itaat etmiş olur? Veya bırakın onu. Bugün Suudi Arabistan'da kendisine altından efendim tuvalet lavabolarının aksesuarlarının efendim musluklarını altından yaptıran bu biz Mekke'nin ve Medine'nin hizmetkarlarıyız diyen bu Arabistan kralları Suudlar. Bunlar Arabistan'da yöneticidirler. Bunlar şimdi ulul emr midir? Bunlara itaat etmek Allah'a mı itaat etmektir? Bunlara itaat etmeyen günahkar mı olur? Veyahut da efendim Katar, bu Arap liderleri. Bakınız, ayet diyor ki içinizdeki emir sahiplerine itaat edin. Eğer desek ki bu emir sahipleri bugünkü yöneticilerdir veya her milletin içindeki yöneticilerdir. Biz bakıyoruz bugün yöneticilerin elinden insanlık kan alıyor. Bırak insanlığı, hayvanlar alemi, tabiat alemi kan alıyor. Sırf bu satılmış yöneticilerden dolayı. Bölgemizde olan savaşların sebebi kimdir? Şu sokaktaki halk mıdır? Bu mustazaf halk mıdır? Günlük ekmeğinin peşinde koşan bu millet midir? Yok. Savaşların temelinin kökünde yatan nedir? Yöneticilerdir. İsrail'in güvenliğini sağlamak için, İsrail'in egolarını bu bölgede tatmin etmek için, Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir an evvel hayata geçmesi için, işte Suriye oldu, Mucrim oteki oldu, şu buteki oldu, bu temelinde bakıyoruz nedir? Yöneticiler vardır. Ayet bize diyor ki itaat edin yöneticilere. Mesela ulul emre. Ulul emre itaat edin. Desek ki bu ulul emr yöneticilerdir. Mutevekkil Abbasi ne yapıyordu? Mutevekkil Abbasi diyordu ki şu Hüseyin'in mezarını yok edin. İmam Hüseyin'in mezarına bile tahammül etmiyordu. Şimdi Mutevekkil Abbasi veya Muaviye emir veriyordu. Diyordu ki evinde Ali olan adamın ismini aylıktan düşeceksiniz. Aylıktan ona aylık vermeyeceksiniz. Kimin evinde? Mesela adamın çocuğu dünyaya gelmiş, adını koymuş Ali. Çocuğuna Ali ismini vermiş. Diyor o evi Beytülmal'dan ismini sileceksiniz. Onları sürüm sürüm süründüreceksiniz. Hacı İbni Yusuf'un zindanında 130 bin kişi var. Yöneticiydi.
130 bin kişinin günahı neydi? İmam Ali'yi sevmeleri. Dikkat. Bunlar hepsi yönetici, dikkat edin. Yani tarihte yöneticilerin yaptığı cinayetlere baktığımız zaman ve bu ayeti incelediğimiz zaman diyoruz ki kardeşim bu yöneticiler kimlerdir? Allah ki buyurur içinizdeki emir sahiplerine itaat edin. Bu emir sahipleri kimlerdir? Vallahi biz diyoruz ki emir sahipleri zikrin ehlidir. Zikrin ehli. Zikir dedik peygamberdir değil mi? Emir sahiplerinin başı peygamberlik açıklandığı gün velayeti de açıklanan İmam Ali'dir. Ve onun 11 evladıdır. Cabir İbni Abdullah Ensari şöyle diyor. Allah'a, Resulüne ve emir sahiplerine itaat etmenin vacip olduğunu bildiren ayet. İndiği gün peygambere sordum. Allah ve Resulünü tanıyoruz ama emir sahiplerinin kimler olduğunu bilmiyoruz. Onlar kimlerdir? Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. Onlar benim halifelerimdir. Onların ilki Ali bin Ebu Talib, sonra Hasan, sonra Hüseyin, sonra Ali bin Hüseyin, sonra da Tevrat'ta Bakır diye anılan Muhammed İbni Ali'dir. Ey Cabir sen onu göreceksin. Yani İmam Muhammed Bakır'ı göreceksin. Gördüğünde benim selamımı ona iletirsin. Ondan sonra Cafer bin Muhammed Es-Sadık, sonra Musa bin Cafer, sonra Ali bin Musa, sonra Muhammed bin Ali, sonra Ali bin Muhammed, sonra Hasan bin Ali ve en sonuncusu Allah'ın yeryüzündeki hücceti ve kulları arasındaki saklantısı olan benim ismim ve künyemi taşıyan Hasan bin Ali'nin oğludur. Selamat. Bize diyorlar ki 12 imamın efendim peygamber tarafından isimleri söylenmiş mi veya sünni kitaplarında bunlar var mı? İşte ayet, işte hadis. Peygamber 12 imamın 12'sinin de ismini söylemiş ve buyurmuş ki benden sonra emir sahipleri bunlardır. Bu hadisi kim naklediyor? Muntakabul Eser sayfa 101. Yenabul Mevedde sayfa 114, 117, 440, 94. Şevahidut Tenzil Hakim Hesekani yazmıştır. Şevahidut Tenzili Hanefidir kendisi de. Şevahidut Tenzil kitabının yazarı Hakim El Hesekani nedir? Hanefi mezhebindendir. Kitabının birinci cildinin 148. sayfasında. Tefsiri Fahr-ı Razi ki ehli sünnete çok bilinen bir ilim adamıdır Fahr-ı Razi. Fahr-ı Razi cilt 3 sayfa 357'de bu rivayeti yazmış. Feraidus Sımtayn cilt 1 sayfa 314. Emir sahipleri kimlermiş? 12. Bakın sırat-ı mustakim. Dini temsil eden tek kapı Ehl-i Beyt'in kapısı. Mübahale ayetini daha önce anlatmıştım sizlere. Mübahale ayetini onun için anlatmıyorum. Evet. Geliyoruz Buhari'nin 8. cildinde bir rivayete. 8. cildinde bir rivayeti arz edeyim. Cilt 8 sayfa 3957. Diyor ki Sonra Ali'ye sen bendensin ben de sendenim buyurdu. Cafer'e de sen de yaratılışım yani suretim ve huyum yönünden bana benzedin buyurdu. Zeyd İbni Harise'ye de sen bizim kardeşimiz ve dostumuzsun buyurdu. Peygamberimiz 3 kişiye neler söylüyor? İmam Ali'ye diyor ki sen bendensin, ben de sendenim. Sen bendensin, ben sendenim. Peygamberimiz bu sözü İmam Ali'nin dışında kimseye söylememiştir. Sen bendensin. Evet, sen bendensin dediği birkaç kişi var. Sen bizdensin dediği birkaç kişi var. Es-Salmanu minna ahlel beyt. Salman biz ehli beyt'tendir. Ama hiçbir zaman dememiş ki Salman ben de senden. Hiçbir zaman dememiş. Sadece İmam Ali hakkında buyurmuştur ki Ali sen bendensin, ben de sendenim. İmam Ali'nin kardeşi Cafer'e ne diyor? Aynı sözü Cafer'e demiyor İmam Ali'nin kardeşine. Cafer'e de sen yaratılışım yani suretim ve huyum yönünden bana benzedin buyurdu. Zeyd İbni Harise'ye de sen bizim kardeşimiz ve dostumuzsun buyurdu. Evet geçiyoruz.
bir başka. Menzilet hadisini az önce söyledim. Bir daha söylemeye gerek görmüyorum menzilet hadisini. Menzilet hadisini bir kişi daha tekrar eder mi? Menzilet hadisini kim söyleyecek arkadaşlar? Söyle Zeki. Ey Ali, senin bana korunun, Harun'un bana olan korunu gibidir. Sadece senden sonra peygamber yok. Eyvallah. Allah razı olsun, bir salavat çağır. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Bu bölümleri çabuk çabuk söyleyip geçiyorum. Velayet hadisi. Velayet hadisi. Peygamberimiz buyuruyor. Ey Ali, sen benden sonra her müminin velisisin. Her müminin demiş. Kendisini mümin kabul eden Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ümmeti peygamberden sonra Ali'yi kendisine vali kabul eder. Peygamberden sonra falanca 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 diyenler bu hadise göre mümin değiller. Bizi bağışlasınlar, kusura bakmasınlar. Kendilerini yargılasınlar. Peygamberin gerçeklerinin karşısında sünni dünyası kendisini yargılasın. Peygamber diyor Ali, sen benden sonra her müminin velisisin. Ama adam ısrarla diyor ki peygamberden sonra o veli Ebu Bekir'dir. Ya peygamber diyor ki Ali. Ali diyor benden sonra her müminin velisidir. Sen eğer Ali'yi oradan kaldırır bir başkasını oraya koyarsansa demek ki nedir? Peygamberin hadisinin sözünün muhatabı değilsin. Yani o mümin kelimesinin muhatabı değilsin. Nerede peygamberimiz bunu söylüyor? Ahmed İbn Hanbel, yani nerede söylüyor derken bu söz nerelerden naklediliyor? Ahmed İbn Hanbel dört mezhepten birinin imamıdır. Musned isimli kitabı vardır. Kitabında 2903 numaralı hadiste. El-İsabe, El-İstiab, cilt 3 sayfa 28. İbn Hacer'in isabesinin İsabe adlı kitabının ikinci cildinin 599 sayfasında. Müstedeki Hakim, üçüncü cildin 134. sayfasında. İbni Asakir, Tahrir Demiş kitabında. Ve birçok kaynak. Sakaleyn hadisi. Benden sonra iki emanet bırakıyorum. Bu ikisine sarıldığınız müddetçe delalete düşmezsiniz. Onlar Allah'ın kitabı ve benim ehli beytim. Şu gördüğünüz bölüm, bakınız. Teker teker söylemiyorum. Yüzlerce kaynak Peygamber Efendimizin Kur'an ve Ehl-i Beyt'e beraber tutunursanız delalete düşmezsiniz. Bunlar benim emanetlerimdir buyurduğunu Ehl-i Sünnet kaynaklarından bu kadar eser kabul etmiş, nakletmiş. Ve hemen altında Sefine hadisi. Sefine hadisinin kaynakları. Ehl-i Beyt'in Nuh'un gemisine benzer. O gemiye binenler kurtulur. Binmeyenler helak olur. Şimdi Nuh'un gemisine Hazreti Nuh döneminde binenler kimlerdi? O günün Allah'ı temsil eden peygamberine iman getirenlerdi. Ve o iman getirenler gemiye bindiler ve bunlar kurtuldular mı? Kurtuldular. Tufandan kurtuldular neticede. Ve bunu bütün herkes kabul ediyor. Müslüm veya gayrimüslim. Peygamberimiz de Ehl-i Beyt'ini o gemiye benzetiyor. Ehl-i Beyt'im مَسَلُ اَهْلَ بَيْتِكَ مَسَلِ سَف۪ينَةٌ نُوحٌ Nuh'un gemisine benzer. فَمَنْ رَكِبَهَا نَجَا Kim o gemiye binerse kurtulmuştur. فَمَنْ تَخَلَّفَ اَنْهَا غَرِقَ O gemiye muhalefet edenler, yani binmeyenler helak olmuşlardır. Ne diyoruz kardeşim? Peygamber Efendimiz zamanında Hazreti Nuh döneminde Allah'ı temsil eden Hazreti Nuh idi. Ve Peygamber Efendimiz buyurur ki benden sonra da Allah'ı, şeriatı, dini, Kur'an'ı, İslam'ı, beni temsil eden Nuh'un gemisi konumunda olan Ehl-i Beytim'dir. Kim Ehl-i Beytim'in etrafında kümeleşirse bunlar kurtuluş ehlidirler. Kim onlara muhalefet ederse bunlar helak olmuşlardır. Ya insanın bunları anlamaması için aptal olması lazım, geri zekalı olması lazım. Peygamber daha ne söylesin? Bu kadar net, açık bir şekilde söylemiş ki kurtuluş yolu Ehl-i Beytim'dir. Kurtuluş gemisi Ehl-i Beytim'dir. Ona gidenler kurtulmuştur, ona karşı olanlar helak olmuşlardır. Ve bunu, bakınız, bir sürü kaynak, Müstedrekü Sahihin cilt 3'te, Nezm-i Durarus Sımtay-ı Zerendin'indir. Ondan sonra Savaikül Muhrika, Tarihül Hulafa, Celaleddin Suyuti, bir sürü kaynakta
bu Nuh'un gemisi hadisi benzetmesi söylemiş. Hıtta kapısı. Hıtta kapısı nedir? Ehli beytimin aranızdaki misali İsrail oğullarının hıtta kapısı gibidir. O kapıdan girenler kurtulmuşlardır. Hıtta kapısını bileniniz var mı? Hıtta kapısını bilen var mı? Hocam bu Yahudilerin... Evet, İsrail oğulları. Hazreti Musa döneminde Hazreti Musa'ya karşı gelen İsrail oğullarından bir grup vardı. Allah-u Teala buyuruyor ki Musa bir kapı, hıtta, kapının ismi hıtta kapısı. Bu karşı gelenlere söyle, bu kapıdan kim içeri girerse onların günahı affolunacak, tövbesi kabul olunacak. O kapıdan içeri girmeyenler helak olacaklar. Kapının ismi hıtta kapısı. Hıtta, bakın, yani günahları döken kapı. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Ehl-i Beytimin aranızdaki misali İsrail oğullarının hıtta kapısı gibidir. O kapıdan içeriye girenler kurtulmuşlardır. Ve bunu Ehl-i Sünnet kaynaklarından birçok Taberani nakletmiştir. Efendim, bir sürü kaynak, yıldızlar hadisi. Yıldızlar yeryüzündeki insanların helak olmaması için bir güvencedir. Eskiden bu yol gidenler yönlerini neyle bulurlardı? Yıldızlarla bulurlar. Yani teknolojinin gelişmediği dönemde insanlar yıldız ile yönlerde bulurlardı. Benim ehli beytim de ümmetimin ihtilafa düşmemesinin güvencesidir. Bakıyorsun Müsned'deki Sahih'in cilt sayfa 149'da, Semaikül Muhrika sayfa 91-140'da, efendim Fethül Kebir Nebhani'nindir cilt sayfa 267'de, Mecmu'z Zevaid cilt 9 sayfa 174'te bunların hepsi nakledilmiş. Veya İmam Ali'nin velayeti. Peygamberimiz buyurur ki bana iman edip inananlara Ali bin Ebu Talib'in velayetini kabul etmesini tavsiye ederim. Onun velayetini kabul eden benim velayetimi kabul etmiş olur. Onu seven beni seven de Allah'ı sevmiş olur. Ona buğz eden bana buğz eden ise Allah'a buğz etmiş olur. Şimdi Peygamberimizin bu hadisine bakıyorsun, Tarih-i Demişk kitabının ikinci cildinde var, sayfa 93'te. Menakib-i Ali İbni Ebi Talip, Megazil-i Şafii, Şafii bir alim yazmış. Kitabın adı Megazil, Megazil-i Şafii, sayfa 230. Mecmu'z Zevaid cilt 9 sayfa 108'de. Kenzul Ummal Muttaki Hindi'nindir, 6. cildin 154. sayfasında. Ve geçiyoruz bir başka delile. Cabir İbni Semure dedi ki, Peygamberden işittim şöyle buyurdu. İslam 12 halifenin varlığıyla daima aziz kalacaktır. 12 halife kavramı sadece Şialık ekolünde var. Sünnilik ekolünde 12 halife ekolü yoktur. Sünnideki halifeleri sayarsanız 36'ya kadar halife gider dayanır. Ama hadis ne diyor? Peygamber buyurdu ki İslam 12 halifenin varlığıyla daima aziz kalacaktır. Sonra bir şey buyurdular, anlayamadığımdan babamdan sordum. Babam Resulullah imamların hepsinin Kureyş'ten olacağını beyan ettiler. Ehl-i Sünnet'in o 36 halifesinin içerisinde Kureyş'ten olmayan bir sürü halife var. Peygamber diyor ki imamlar 12 tanedir ve bunların tamamı Kureyş'tendir ki kaynaklarını artık söylemiyorum. Evet, şimdi gelelim başka bir konuya. Evet arkadaşlar, şunu da çabuk söyleyeyim. Bakın, belge toplamak çok önemli. Mesela yıllar önce nereden almışız biz bu belgeyi? Evet, evet, Türkiye Gazetesi'nden almışız. Ehl-i Beyt ve Ashab-ı Kiram, Mehmet Ali Demirbaş birisi Türkiye Gazetesi'nden Ehl-i Beyt hakkındaki hadisleri yayınlamış. Bakın neler yayınlanmış örneğin. Allah'ın kitabı ve Ehl-i Beytime uyan hidayette olur, uymayan sapıtır. Kaynaklarını da yazmış. İbn-i Hibban. Ehl-i Beytim Nuh'un gemisi gibidir. Tutunan kurtulur, tutunmayan helak olur. Taberani. Ehl-i Beytime buğz eden yüzüstü cehenneme atılır. Ahmet bin Hanbel. Ehl-i Beytime cehennemlikten başkası buğz etmez. Ahmet bin Hanbel. En iyiniz Ehl-i Beytime iyilik edendir. Mustadaki Hakim.
Ehl-i Beytimi sevmeyen ihtilafa düşer ve şeytana yoldaş olur. Hakim. Vallahi Ehl-i Beytimi sevmeyenin kalbine iman girmez. Ahmet bin Hanbel. Kaynaklarıdır bunlar. Yani nereden aldığı kitaplar ismini yazıyor. Benim soyuma dil uzatarak beni incitenlere Allah-u Teala çok azap yapar. Deylemi. Allah-u Teala oğlum Hasan'la iki Müslüman ordunun arasını barıştırır ki bu rivayet incelenmesi gereken bir rivayet. Ya Rabbi Hasan'la Hüseyin'i seviyorum. Sen de sev, bunları sevenleri de sev. Tirmizi. Fatıma benden bir parçadır. Onu inciten beni incitmiş olur. Hakim. Fatıma'yı Ali'den daha çok severim. Ali bana Fatıma'dan daha çok kıymetlidir. Hakim. Allah Fatıma ve nesline cehennemi haram kıldı. Taberani. Yani Hazreti Fatıma'nın nesline cehennem haram kılınmış. E şimdi sen kardeşim cehennemin haram kılındıklarını öldürenlere nasıl hazret diyorsun? Ya sen bir inancını yargıla, bir inancını gözden geçir. Cehennemin haram kılındığı şahsiyetleri öldürenlere sen hazret diyorsun. Allah'ın kılıcı diyorsun. Halid bin Velid, efendim Seyfullah'tır diyorsun. Bir inancını gözden geçir. Bu kaynaklarla kendini bir değerlendir. Ali'yi ancak mümin olan sever ve ona ancak münafık olan buğz eder. Ali'yi sevmek ateşin odunu yaktığı gibi Müslümanların günahını yok eder. İbn Asakir, İmam Ali'nin yüceliğine bak ki onu sevmek günahları yok ediyor. Peygamber öyle söylemiş. Ali'yi sevmek ateşin odunu yaktığı gibi Müslümanların günahını yok eder. İbn Asakir, Ali'ye düşman olanın düşmanı Allah'tır Ramuz. Ben ilmin şehriyim, Ali ise kapısıdır Deylemi. İlim 10 kısım, 9'u Ali'de, biri diğer halktadır. O bu biri de onlardan iyi bilir. İlim 10 kısım. 9'u İmam Ali'de, biri de millette. Ve buyuruyor ki Ali o biri de milletten iyi bilmektedir. Ebu Nuaym, Ali'yi seven beni sevmiştir. Ona düşmanlık bana düşmanlıktır. Onu inciten beni incitmiştir. Beni inciten de Allah'ı incitmiştir. Taberani. İmanın birinci alameti Ali'yi sevmektir. Yüzlerce böyle belge var. İmanın birinci alameti Ali'yi sevmektir. İslam'a, peygambere ve nesline hürmet edenin dini ve dünyası korunur. Bakın dini ve dünyası bu şekilde bir sürü hadis, ehl-i sünnet kaynaklarını geçiyoruz. Gazali'ye. Gazali kimdir? Gazali, ehl-i sünnet ekolünde çok tanınan, meşhur, bilinen bir ilim adamıdır. Gazali'ye ilim dünyası hangi ünvanı kullanır? İmam Gazali. Gazali'nin en meşhur eseri bende var. İhya-ı Ulumuddin'dir. En meşhur eseri. Ahlak hakkındadır, irfan hakkındadır, tasavvuf hakkındadır. İhya-ı Ulumuddin. Tabii ki İhya-ı Ulumuddin'in içerisinde itikat bölümleri de vardır. Gazali'nin bir tane de kitabı var. O kitabının da adı Sırrul Alemeyn. İki alemin sırları. Sırrul Alemeyn. Gazali'nin imamet konusundaki görüşünü kaynağıyla tane tane söyleyeceğim. Ehl-i sünnetin çok yakından tanıdığı bu Gazali'yi imamet hakkında ne söylemiş? Biz ehl-i sünnete diyoruz ki ya bizi dinlemeyin. Kendi imamlarınızı dinleyin. Kendi alimlerinizi dinleyin. 600 sene, 1000 sene, 800 sene önce yaşayıp da eser yazan alimleriniz bakın Ehl-i Beyt hakkında ne demiş. Gidin onları dinleyin. Onlar ne diyorsa onu yapın. Bizi dinlemeyin. Gazali'nin görüşü. Hilafet hakkındaki görüşü. Hilafet hususunda delil, hüccet bütün açıklığıyla ortaya çıktı. Ve konu aydınlandı. Cumhur, yani Müslümanların tamamına yakın çoğunluğu Kadiruhum hutbesindeki hadisin metninde şeksiz şüphesiz tam icma ve ittifak ettiler. İttifak ettiler. Orada Resulullah şöyle buyuruyor. Ben kimin idarecisi ve velisi isem Ali de onun idarecisi ve velisidir. Resulullah hutbesini bitirir bitirmez Ömer derhal yaşa yaşa bravo sana ey Hasan'ın babası. Sen artık bizim velimiz, kadın erkek bütün müminlerin velisi oldun diyerek kutladı. Şüphesiz bu emre teslimiyet
tayin edilene ilişkin rıza beyanı ve açık hükümdür. Fakat daha sonraları makam ihtirası yüzünden heva ve heves galip geldi. Risalet koltuğuna sarılmak ağır bastı. Samimiyetleri yok oldu. Arzularına boyun eğerek güç bayraklarını havaya kaldırıp dalgalandırdılar. Hayal dünyalarına ve ülkeleri fethetme ihtiraslarına karışıp kayboldular. Nefislerinin heva kaseleri onları demleyip başlarını döndürdü. Böylece kendisinden sonra vekil bırakan Resulullah'tan yüz çevirdiler. Biz İmam-ı Sadık'ın hadisini söylediğimizde birileri gocunuyor. İmam-ı Sadık ne buyuruyor? İrtedden nas ba'de Resulillah illa erba. Peygamberden sonra dört kişi hariç millet yüz çevirdi. Yüz çevirdi. Millet döndü. Millet nereden döndü? Gazali aynı şeyi söylemiş. Gazali ne diyor bakın. Böylece kendisinden sonra vekil bırakılan Resulullah'tan yüz çevirdiler. Ona sırtlarını döndüler. Kur'an'ın ahkamını az bir pahaya sattılar. Allah'a karşı işledikleri bu iş ne kötü bir iştir. Bu sebeptendir ki nitekim Resulullah vefatından önce ölüm döşeğinde iken bana kalem kağıt getirin size bazı şeyler not ettireyim. Yapmanız gerekenleri hatırlatacak şeklinde kaydettireyim diye seslenirken Ömer şüphesiz bu zat hezeyana kapılmıştır demişti. Dolayısıyla icmaya ve icma ile sabit naslara aykırı olarak teviller üretmek batıldır. Ebu Bekir'in hilafeti bu sebeple geçerli değildir. Eğer onun hilafetini kurtarmak için icma hasıl olmuştu derseniz şüphesiz bu da doğru değildir. Çünkü Ebu Bekir'in hilafetinde icma yoktur. Nasıl olsun ki Hazreti Abbas ve evlatları, Hazreti Ali, zevcesi Fatıma ve evlatlarının hiçbirisi biat halkasında bulunmadılar. Daha sakifede bulunanların bile bir çoğu muhalefet ederek oradan ayrıldılar. Sakife'de olanların birçoğu bile muhalefet ederek oradan ayrıldılar. Gazali'nin hilafet hakkındaki sözleri. Kitabın ismini söylüyorum. İmam-ı Gazali Sırrul Alemin ve Keşf-i Mafid Dareyn sayfa 16-18 Millet Kütüphanesi yazma eserler Ali Emir-i Arabi bölüm No 915. Evet, Ehl-i Sünnet nezdinde İmam-ı Azam lakabıyla anılan, Ehl-i Sünnet İmam-ı Azam lakabını kime kullanır? Ebu Hanife'ye. Ebu Hanife'nin hilafet konusundaki görüşü. Bu konu ile ilgili olarak şunlar söylenebilir. Şamlılar bizi sevmiyor. Zira Hazreti Ali veya Muaviye'nin saflarından birine iştirak etmemiz talep edildiğinde biz ancak Ali'nin askerleri arasına katılırız diyoruz. Ehli hadis diye bilinenler bizi sevmiyor. Zira biz Ehli Beyt'i seviyoruz. Ehli Beyt'e gönülden bağlıyız. Hilafetin Hazreti Ali'nin hakkı olduğuna inanıyor ve savunuyoruz. Nerede bunu nakletmişler? Gazali'nin Ebu Hanife'nin bu sözünü. Bezzazi Menakıb-ı Ebu Hanife sayfa 275 Darul Kitabul Arabi'de. Yani Bezzazi kendi kitabında Ebu Hanife hakkında bir kitap yazmış. Bezzazi ismindeki sünni alim. Ebu Hanife hakkında yazdığı kitapta diyor ki Ebu Hanife'nin hilafet hakkındaki görüşü buydu. Devam ediyoruz. Zeyd ibn-i Ali Zeynel Abidi'nin Hişam'a karşı başlattığı savaşta bizzat yer alamadım. Bizzat yer alamadım. Çünkü halkın bana teslim ettiği emanetler vardı. Buralar tartışılır, size söyleyeyim. Yer alamadım. Niye yer alamadığı büyük bir soru işaretidir. Ben olduğu gibi söyleyeyim, yorumsuz olarak geçeyim burayı. Emanetlerin zayi olmasından korktum. İmam Zeyd'in hak davayı sürdürdüğüne kani idim.
ona malımla tam destek vermekten geri durmadım. İmam Zeyd'in bu çıkışı Resulullah'ın Bedir'deki çıkışına benziyor. İmam Zeyd dediği de İmam Zeynelabdin'in oğlu Zeyd'dir. Ebu Hanife bu kıyamı desteklemiştir. Gelelim, Gazali bir kenara dursun, İmam-ı Azam dedikleri, bunlar bizi net olarak bağlamaz. Çünkü bunların üstünde bütün İslam dünyasını bağlayıcı odaklar var. Biz bunları söylemekteki amacımız nedir? Kardeşim sen ki İmam Gazali'ye toz kondurmuyorsun, İmam Gazali bak benim inancımı savunuyor. Bugün benim düşüncemi savunuyor İmam Gazali. Bunları söylemekteki amacımız bu. Ama gelelim, Hazreti Fatıma'nın tırnağı bile olamaz bunlar, ayağının altındaki toz bile olamaz Hazreti Fatıma'nın bu konudaki görüşünü. Efendim biri size söylese kardeşim niye böylesin diye kardeşim ben Fatıma'nın inancına mensubum. Hazreti Fatıma nasıl inanıyorsa ben öyle inanıyorum. Peygamberimiz de Hazreti Fatıma'yı cennetle müjdelemiş. Demiş mi rızası Allah'ın rızası, gazabı Allah'ın gazabıdır. Fatıma neden razıysa Allah ondan razıdır. Vallahi biz bütün kaynakları gösterip diyebiliriz ki Fatıma Ebu Bekir'den razı değildi. Razı değildi ama. Peygamberimiz de biliyor ki Fatıma'nın rızası Allah'ın rızasıdır. Yani Fatıma neden razıysa Allah ondan razıdır. Neyse uzatmayayım. Hazreti Fatıma'nın hilafet hakkındaki görüşü. Bakınız Hazreti Fatıma hangi çizgideydi? Hazreti Fatıma Kadir-i Hum günü Allah Resulü'nün açık beyanını esas kabul etmekte ve hilafet makamının Hazreti Ali'nin hakkı olduğunu söylemektedir. Mescitte irad ettiği hutbenin bir bölümünde şöyle buyurmuştur. Başkasının devesini damgaladınız. Başkasının devesini damgaladınız. Sizin malınız olmayan hilafeti gasp ettiniz. Onu sizin olmayan bir çeşmenin başına getirdiniz. Ahdinizden, Galir-i Hum'daki biatinizden uzun bir zaman geçmemişti. Tatir ayeti ile masumiyeti tartışılmaz olan ve hakkında Allah Resulü'nün onu gazaplandıran şey beni gazaplandırır buyurduğu Hazreti Fatıma'nın hilafet hakkındaki düşünceleri kısaca bunlar. Hazreti Fatıma hangi çizgideydi? Hazreti Fatıma son nefesine kadar Peygamber Efendimiz'in hemen sonra son nefesine kadar Hazreti Ali'nin imametindeydi. Allah'a and olsun ki bakınız Hazreti Fatıma o ölüm hastalık döşeğindeyken kendisini ziyarete gelen muhacir ve ensar kadınlarına ne söylemiş? Allah'a and olsun ki dünyanızı sevmediğim erkeklerinize erkek